Selin İmer'in Temmuz 2017'de teknede kıyılan nikahından ilk fotoğraf karesi hiçbir şekilde paylaşmıyorlardı. Temmuz'da belki evlilik yıl dönümünde bir sürpriz yaparız evet. demişti ama... Ya siz nasıl ikna ediyorsunuz 2 dakikada ben anlamıyorum ki yani. O fotoğraf karesini bir ekrana getirelim. Bakalım. Evet. Tamam işte bu. Çok güzel. Çok güzel. Ha Selin acaba dedim böyle bir bluz, ceket, etek gibi bir şey mi giydi? Aa değişik. Ha? Mustafa sen de burada bayağı değişiksin yalnız. Siyah beyaz olmasında bir etkisi var yüksek ihtimalle. Renkler aslında yakın. Yani orijinalde gri tonlarındayız ikimiz de orada. Hani fotoğrafın siyah beyaz olması renkler hemen hemen bu renklerde. Mustafa o güne dair an. En komik şey ne böyle aklına gelen? 10 Temmuz 2017. Ya tabii komik bir şey vardı o söylenecek gibi değil. Ne anlatılmaz mı? Ne yok, düştünüz yok. Mü ne oldu? Söylenilmez. Ben yayın bitince size söyleyeyim. Böyle ulu orta söylenecek bir şeydi. Çok çok komik bir şey oldu da. Ya, böyle üstü kapalı da mı anlatamayız? Ya böyle hazırlanma esnasında yani çok böyle acayip bir şey oldu. Yani bir ceketi, elbiseyi mi unuttunuz? Söküldü mü? Bir şey mi oldu? Öyle yok şey. Yok daha beter bir şey ama kulağınıza fısıldayabileceğim bir şey. Yani peki. Tek hatırladığım ama onun dışında çok güzel bir gündü. Yani yakın arkadaşlar, güzel bir İstanbul akşamı, yağmur yok, hava çok böyle ılımandı. 10 Temmuz, iyi hatırlıyorum. Şimdi evlilikle ilgili, evlilik öncesiyle ilgili bir şeye de gelelim. Denildi ki sosyetenin en havalı kızı Mustafa'nın daha muhafazakar böyle bir kendine ait bir hayatı var. Bunlar birbirlerini uyarlar mı? 3 ayda boşanırlar, 6 ayda bir boşanırlar. Sen de o mesajları görmüşsündür. Ben çok okudum tabii dedim ki ya insanlar ne kadar gördüklerinin etkisinde kalıyor. İki farklı yerden şimdi, geliyorlar. Ya şimdi insanlar özellikle derin duygularını buna maneviyat da dahil olmak üzere. Evet. İnsanlar ortalığa dökmek durumunda değil ki. Yani Selin'in kendi içinde yaşadığı duyguları yahut hani muhafazakar diye tanımlayıp geçiyoruz ama herkesin inancını ortaya saçması diye bir durum yok ki. Yani Selin bu durumda belki yani ben neysem o da odur öyle söyleyebilirim size. Yani aslında bakarsan o zamanlarda senin canını acıttıkları kadar Selin'in de çok canını acıttılar. Her şeyine ama her şeyine bir şey yazdılar. Etek giydi vay etek boyuna bak. İşte dekolte giydi. Hacı Mustafa sana ne oldu diye sordu. Hatta evet, şurada bir dövmesi vardı. Onun işte haç ay, dövmesi neler, mi neler dediler yani. Değil mi? Ben tabii şöyle değerlendiriyordum o zaman. Şimdi insanlar irite olduğu zaman onları bir serbest bırakacaksın. İçindeki bütün her şeyi kusacak istediği gibi. Ama şöyle ya kınadığınız şey gerçekliyse ya iftira atıyorsanız. Bunun vicdani sorumluluğu var. Bugün en tehlikeli hiçbirimizin düşmek durumunda olmadığı bir konu vardır. O da bir başkası hakkında iftira, gıybet bunları yapıp daha sonra bunlarla imtihan edilmek. Yani hayat böyle bir şey. Yani enerjiler kaybolmaz. Hiçbir şey yok olmuyor. Her şey geri gelir senin başına, senin çocuğunun başına, bir sevdiğinin başına. Bunların olmaması için insan öncelikle zihnini temiz tutmalı, kendi içini temiz tutmalı. Efendim olan bir şeyi de konuşmayalım mı diye zamanında söyledikleri zaman o çok büyük zat diyor ki zaten olan bir şeyi konuşmanın adı gıybet. Olmayan bir şey konuşursan iftira vay haline diyor. O yüzden de irite olduğu zaman kişi kolundaki dövmeye de takar, kıyafetine de takar. Sen o gün gülersin, ay ne kadar sahte gülmüş der.